Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun son videosunu anlatacağız, son videosunu çekeceğiz daha doğrusu. Yani çember ve dairede benzerlik. Önemli bir yapı. Lütfen dikkatli dinleyin. Çok da güzel bir mantığı da var arkadaşlar. Yani bazı sorularda o kadar kolay kısa, kolaylaştırıyor ki yöntemleri. Göreceksiniz zaten biraz sonra ama önce temel mantığı verelim. Bu arada sayfa numarası 151'deyiz ve Dairede son videodayız. Haydi bakalım çember ve dairede benzerlik. Bütün çemberler ve veya bütün daireler birbirine benzerdir. Çünkü hepsi yuvarlak değil mi arkadaşlar? Evet bütün daireler birbirine benzerdir. Bir daire böyle bir daire böyle olduğuna göre bu iki daire ne oluyor? Benzer oluyor. Mesela birinin yarı çapı R, birinin yarı çapı 2 R ise benzerlik oranı yarıçapları oranı benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. Ha iki daire benzerse benzerlik alan ilişkisi bahsedecek olursak benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil miydi arkadaşlar? Aynen öyle. Hatta şey yapabiliriz. Mesela bunun alanı ne? Pi r kare. Bunun alanı ne? Pi 2 r'nin karesi 4 r kare. Gerçekten de alanlar oranı ne yapıyor arkadaşlar? E, benzerlik oranının alanlar oranı ne yapıyor? Bunu bunu oranladığımız zaman 1 bölü 4 yapıyor. Peki daha öncesi üçgenlerden beri söylediğimiz şeyi de uygularsak burada. Hocam benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alanlar oranı da 1 bölü 2'nin karesidir. Yani 1 bölü 4. He, demek ki bazı sorularda öyle pi r kare, pi 4 re kare falan yazmadan da yarıçapları çapları belliyken birinin alanı verilmişken ben diğerinin alanını da bulabilirim. Bu mantıkta da düşünebilirim ve işimi bu şekilde kolaylaştırabilirim. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten. Evet bütün daireler benzerdir. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranına eşittir. Aynı zamanda bütün daire dilimleri de benzerdir diyemeyiz. Merkez açıları aynı olan daire dilimleri de birbirine benzerdir arkadaşlar. Dikkat edin, merkez açıları aynı olacak. Yani şu daire dilimiyle şu daire dilimi tabii ki benzer değildir. Biri daha dar, biri daha geniş görüyorsunuz. Ama aynı açıya sahip, merkez açıya sahip bir daire dilimi olduğu zaman, burası alfa, burası alfa olduğu zaman. Şunu çembere tamamlasam bu. Öbürünü çembere tamamlasam bu. Aa hocam gerçekten de bu iki çember benzer. Hatta daire dilimleri de benzer olur diyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ne zaman oluyormuş arkadaşlar? Daire dilimlerinin benzerliğinden bahsedersek ne zaman bahsedebiliyormuşuz? Merkez açıları aynı olan daire dilimlerinden bahsedebiliriz. Buraya bakın aynı merkezli daire dilimlerinde de merkezlikten şeyden bahsedebiliriz. Benzerlikten bahsedebiliriz. Şuraya anlatayım. Mesela burada aynı merkezli daire dilimi geldiği zaman arkadaşlar şu daire dilimiyle büyük daire dilimi benzerdir. Burada da benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz. Nasıl? Hocam üçgenlik gibi aslında bu bölü tamamı yani a bölü a artı b benzerlik oranı karesi neye eşittir? S1 bölü tamamı. Yani sen artık şöyle bir şey gördüğün zaman ki biliyorsun üçgende de yapalım. 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4. Hocam burası a ise tamamı 4a Burası 4A değil. Dikkat et. Tamamı 4A. Burası da 3A olur diyebiliriz. Hatta bizim üçgenlerdeki verdiğimiz kısa yolu hatırlarsanız şunlar şöyle birbirine eşitken nasıl gidiyordu arkadaşlar eşitken S, 3S, 5S diye gitmiyor muydu? Aynısı. S, 3S, 5S, 7S, 9S diye 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 gider. Ama ne zaman? Aynı merkezli daire dilimlerinde merkez açısı aynı olan daire dilimlerinde ben bunu uygulayabilirim. Ki burada merkez açısı otomatikman aynı oluyor ya o yüzden yani şuraya düşün not düşün aynı merkezli daire dilimlerinde benzerlik ararken merkez açısının aynı olması lazım diye not düşün lütfen buraya burası çok önemli arkadaşlar. Aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmelerin alanlarında da benzerlik oranı diyebiliriz arkadaşlar. A bölü A artı B ya arkadaşlar benzerlik oranı. Yine A bölü A artı B'nin karesi benzer alanlar oranına eşittir. Bu kesmeler iç içe olmadığı için buradaki alanları da şey yapabiliriz. Atıyorum burası 2 burası 1 iken 2 bölü 3'e karesi. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Hocam burası 4A iken buraya 9A diyebiliriz. Alanlar iç içe girmemiş ayrı gayrı alanları yazabiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam. Biraz öncekinde iç içe girmişti. Peki birbirine teğet olan çemberlerde de biz mer şey yap yapabiliriz arkadaşlar. Ne derler ona? ben çemberde benzerlik, dairede benzerlik uygulayabiliriz. Sebebini söyleyeceğim. Şimdi burada benzerliği uygularken ilk önce burada kiriçler oranı benzerlik oranına eşittir. Ha biz nasıl ki yarıçaplar oranı benzerlik oranına eşittir diyoruz ya. Bu birbirine teğet çemberde de kirişler oranında aynı zamanda benzerlik oranı eşittir. Bir kirişimiz ne? A. Diğer kirişimiz B değil. Dikkat et. Bir kirişimiz A iken diğer kirişimiz A artı B arkadaşlar. Yani A bölü A artı B karesi alanlar oranı eşit olacak. S1 bölü tamamı. S1 artı S2. Niye tamamı? A kirişine ait alan burası S1 iken A artı B kirişine ait alan S1 artı S2 olduğundan dolayı. Atıyorum yine burası 2 1 olsa benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi arkadaşlar? 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani burası 4 a'yken tamamı 9 a. Buraya ne kaldı? 5 a kaldı diyebiliriz. Ama birbirine t çemberlerde bunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. İspatını yapayım. Biz ne dedik? Merkez açısı aynı olan daire parçalarında da daire dilimlerinde de dedik. Aynı zamanda daire parçalarında da benzerlik uygulayabiliriz dedik. Burada merkez açıları aynı mı hocam? Bak aynı. İspatını yapayım ben size. Çemberler birbirine değdiyse hemen ortak teğeti çiziyorduk. Açıya da alacağız ya. Hocam ben buraya alfa dersem gördüğü yay ne oldu? 2 alfa. Hocam burası alfayken gördüğü yay büyükte de 2 alfa. Çok güzel. Bunun merkezi burası iken arkadaşım. Bir merkez açı oluştursam hop şöyle. Hocam burası 2 alfa oldu. E, bu büyüğün merkezi burası iken bir merkez açı yine oluştursak arkadaşlar. Hocam bu merkez açı merkezden tt geldik ya. Burası merkezden tt mi geldik? Evet. Dik olacak. Merkezi biraz daha şeyde olacak ama dik olacak. Doğrusal olacak. Önemli değil ama doğrusallıkta. Burada da 2 alfayı görüyor. Burası da 2 alfa oldu mu arkadaşlar? Oldu. Gerçekten de oldu. He, gerçekten de 2 çember var. 2 daire var elinde. Daire parçalarına baktığım zaman bu daire parçasında da 2 alfa görüyor. Bu büyük daire parçasında iki alfa görüyor. Yani merkez açıları aynı olan 2 tane daire parçası var elimde. O zaman biz bunlarda benzerlik uygulayabiliriz. Ve benzerlikte de nasıl uyguladık arkadaşlar? Şöyle benzerlik oranı A bölü A artı B. Alanlar onda S1 bölü tamamı S1 artı 2 Yani burası 2 birken 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. 4 aken tamamı 9'a buraya 5A kaldı arkadaşlar. Aynı zamanda birbirine dıştan teğet olan çemberlerde de dairelerde de benzerlik diyebiliriz arkadaşlar. Bu sefer kirişler oranı ne? x bölü y soldan sağa karesi alanlar oranı eşittir. S1 bölü S2 y eşittir arkadaşlar. Atıyorum burası 2 burası 1 iken hocam 2 bölü 1'in karesi 4 bölü 1. Yani burası 4 a iken burası da ne diyebiliriz? A diyebiliriz. Bu sefer alanlar iç içe girmemiş ayrı gayrı bir şey yapabiliriz. Bakın şeye benziyor aslında. Hocam 1'e 2 oran var. Kelebeğe de benziyor. Oradan da bir benzetip yatıp da yapabilirsiniz aslında. Burada da birbirine teğet çemberlerde biz bunu duyabiliriz arkadaşlar. Yalnız bunu da sakın ama sakın unutmayın. Niye? Birbirine teğet olduğunda şimdi merkez açıları aynı olacak. Bak yine ispatını yapayım biraz önceki gibi. Ortak teğet çizsem. Hocam burada açı alfayken iken teğet kiriş açıdan 2 alfa. Bak burası ters açıdan dolayı alfa yapıyor. Burası da 2 alfa yaptı. Bunun merkez açısına bakacak olursak arkadaşlar çünkü merkez açıları aynı olan daire parçaları birbirine benzerdir dedik ki 2 alfa iken burası 2 alfa yaptı. Buradaki merkez açıdan da arkadaşlar burası 2 alfa ise burası da 2 alfa yaptı. Merkez açıları aynı olan iki tane daire parçası birbirine benzerdir. İspatını da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Toparlayacak olursak Daireler birbirine benzerdir. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Aynı zamanda aynı merkezde daire dilimlerinde merkez açıları aynıysa bildiğimiz üçgendeki benzerliği yapabiliriz. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. İç içe olanlarda paylaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Daire parçalarında da aynı merkezde ya da aynı merkez açıya ait daire parçalarında da yine aynı şekilde benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz. Şu ve şundaki gibi arkadaşlar. Ve birbirine teğet çemberlerde de biz bunu uygulayabiliyoruz. İspatını yaptım. Merkez açıları aynı olan daire parçaları olduğundan dolayı arkadaşlar. Oradaki benzerlik de bizim bak temel orantıya benziyor. Kirişler oranı. Yani 2 bölü tamamı. 3 mesela burada. 4 bölü 9. iç içe girdiğinden 4'e 9. Buraya 5 a kaldı dedik. Burada da birbirine teğet çember arkadaşım. Şöyle gördüğümüz üzere. Kere B'ye benziyor hatta. 1'e 2 oran varsa mesela. Ee, 1 bölü 4 diye alanlar oranı da yazabiliriz. İspatını da yaptık. Aynı merkez açıya sahip olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet. Güzel bir bilgi değil mi? Önemli bir bilgi değil mi? Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Ee, ve gerçekten de pratikleştiriyor mu bize? Bakalım sorularda görelim arkadaşlar. Burada yapacak bir şey yok. Direkt benzerlik arkadaşlar. Şekilde birbirine T noktasında teğet 3 çember verilmiştir. O merkezi çemberin merkezi o çemberin merkeziymiş arkadaşlar. A, O çemberin merkezi burada. Bir yay üzerinde. Çok güzel. AB uzunluğu, Ali Bey uzunluğu 2K iken TC uzunluğu 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu 2K iken TC uzunluğu 3K verilmiş. Eyvallah. Şimdi en küçük çember en büyük çemberin merkezinden geçtiğine göre taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam ben buradaki kirişi de bulmam lazım. Kirişin oranını da bulmam lazım. Demek ki bu yarıçapı kullanacağım arkadaşlar ben. E bu merkezi çemberde bunun yarıçapı R iken e çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir diyorduk, değil mi? Birleştirdiğimiz zaman burası da A hocam küçükün yarıçapı R iken büyükün yarıçapı 2R. Demek ki bu küçük çemberle büyük çember birbirine benzer ve yarıçapları ne artık ya? Zaten çemberlerin hepsi birbirine benzer. Küçük çemberle büyük çember birbirine benzer. Benzerlik oranında yarı çaplar oranı birinin yarı çapı R iken birinin yarı çapı 2R. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman kirişler oranında 1 bölü 2 yapmaz mı arkadaşlar? Çünkü benzerlik oranı iki çember birbirine teğetse ortak kirişinde diyebiliriz. Kirişler oranı da 1 bölü 2'dir. Yani burası x iken tamamı 2x'tir. E tamamının 2x olması ne anlamı geliyor? Burası da x olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Burası 2k iken burası da ne oldu o zaman arkadaşlar? 2k oldu diyebiliriz. Peki çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurada alanları paylaştıralım. Şurada da bir şey var değil mi arkadaşlar? Bizim kelebek dediğimiz benzerlik tipi var ya. Benzerlik oranı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi alanlar oranına eşittir. Yani 9 bölü pardon 3 bölü 2 burası. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Yani burası 9A iken burası kaç A olacak arkadaşlar? 4A olacak. Peki bu çemberle de bu çember yine birbirine teğet benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz. Benzerlik oranı 3 bölü kaç arkadaşlar? 3 bölü 4 bu sefer değil mi? Çünkü kirişler oranı 3k ve 4k. 3 bölü 4 karesi nedir? 9 bölü 16. Burası 9a iken burası 16a olacak. Yani buraya ne kaldı? 12a kaldı diyebiliriz. Ya da hocam benzerlik oranı burada şunda hocam 2k bölü 4k 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 4 ise 4 a iken tamamı 16 a olacak diyebiliriz. Buraya 12 a kaldı. O şekilde de söyleyebiliriz. Ama ben şöyle yaptım. 3 bölü 4 oran var. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. 9 a iken tamamı 16 a. Buraya da 12 a kaldı. Taralı alanlar oranı nedir diye soruluyor bize. 9 a bölü 12 a oldu arkadaşlar. O zaman cevabımız 3 bölü 3'e bölü 3. 3 bölü 4 şeklinde çıktı sevgili gençler. Benzerlik alan ilişkisi. Geldik buraya. Bak. Açılar oranı da 1 bölü 3 demiş. E, O, F. Burası alfa iken F, O, D. Burası 3 alfa verilmiş. E, uzunluklar oranı da O, E uzunluğu. Bu küçük çemberin yanı çapına R derken. R dersem O, B uzunluğu da 3 R'ymiş. O, B uzunluğu da 3 R. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 R kaldı. Hatta bu küçüğün yarı çapı R. Burası da ne oldu? 2 R oldu. Şimdi burada benzerlik alan ilişkisi yapacağım belli. Yapayım. 1 bölü 3. Değil mi arkadaşlar? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşım? 1 bölü 9. Yani burası a iken hemen alanı paylaştırıyorum. 9a demeyeceğiz. Lütfen dikkat. Burası kaç yapar? 8a yapar. Burası a iken tamamı 9a yapacak. Buraya 8a kaldı. Geldik buraya. Hocam ben bu açıları nasıl kullanacağım? Heh. Açılarda da arkadaşlar alan dağıtım yapıyoruz. Yapabiliriz. Aynı merkezli pardon aynı, aynı dairede açılar oranı bize alanlar oranını verir. Çünkü pi r kare alfa bölü 360 birisiyken öbürü de pi r kare 3 alfa bölü 360 değil mi? Oranladığın zaman pi r kareler bölü 360'lar gidiyor. Alfa bölü 360 gerçekten de şu alanın şu alanı oranı açılar oranına eşit oluyor. Yani artık biz bunu söyle söyleyebiliriz kısaca. Hocam aynı merkezli bir dairede birisi atıyorum 2 alfa birisi atıyorum 3 alfaysa Açılardaki oran alanlardaki orana eşittir. Hani alan dağıtma gibi. 2 alfadaki 2 a iken 3 alfadaki 3 a diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman burada da arkadaşlar diyebiliriz. Alfadaki a iken 3 alfadaki ne diyebiliriz? 3 a diyebiliriz. Hatta burada da yine benzerlik alan ikisinden buraya bulabiliriz ama büyüye bak alfadaki 9 a ise 3 alfadaki 3 katı 27 a yapmaz mı? 27a olacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 24a kaldı. Şuraya diyorum arkadaşlar. Şuradaki alan 9a ise alfadaki 9a ise bu dilimdeki de e, 3 katı 27a yapacak. O zaman burası 3a ise buraya da 24a kaldı diyebiliriz. Ya da halkada direkt 3 katı. 8'in 3 katı 24a da diyebilirdiniz. Neyse burayı da 24a bulduk. Taralı alanlar oranı soruluyor bize. Taralı alanlar oranında ne yaptı arkadaşlar? Bir tanesi A, bir tanesi 24A. Bunlar oranladığımız zaman kaç çıktı? 1 bölü 24 çıktı. Cevabımız 1 bölü 24 oldu. Ve geldik buraya. Son sayfaya. Dikkat. Yandaki şekilde bir cam ve camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek verilmiştir. Şimdi AB uzunluğu 2 cm, BC uzunluğu 6 cm'dir. Şu... Soru işareti yanlışlıkla konulmuş. Arada idare edin bunları. Evet burası 2 alt, burası da 6. Sileceğin kırmızı kısmı camı silmektedir. Buradaki kısmı camı siliyor arkadaşlar. Silecek çalıştığında C köşesi cam üzerinde 12 santimetre yol aldığında bak şimdi C köşesi 12 santimetre cam üzerinde yol aldığında. O cam bu buraya gelecek. Kırmızı yer camı siliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bu böyle hareket ettiğinde yani 12 santimetre hareket ettiğinde bizim kırmızı bölgemiz neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Camı siliyor. O zaman bizim B noktası da şöyle bir hareket etmez mi? Evet. Camın silindiği yer neresi oldu arkadaşlar? Burası oldu. Ama C köşesi cam üzerinde 12 santimetre hareket ettiğinde silinen kısmın alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Bize buradaki alan soruluyor arkadaşlar. E biz burada da benzerlik kullanabiliriz arkadaşlar. Benzerlik ne? 1 bölü 2 bölü 8 eşittir. Ben buradaki a'yı bulabilirim. a bölü 12 eşittir. Şu şu gitti. 4, 1, 3 katı 3 katı a'yı kaç bulduk? 3 bulduk. a'yı 3 bulduk. Hocam bizden bu alan isteniliyor. Benzerlik kullandık da benzerlik alan çıkışından yapıyoruz aslında olayı. İsterseniz şöyle yapın. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartın. Ya da buradaki alanı nasıl buluyorduk? Yamuğun alanı gibi değil miydi arkadaşlar? Hani yay uzunluğu da verilmişse. Alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 3. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz kaç? 6 bölü 2 bize alanı verecektir arkadaşlar. Yani şunlar da sadeleşti. Işte 3. 15 çarpı 3'ten kaç çıktı arkadaşlar? Cevabımız 45 çıktı. Evet cevabımız 45 santimetre karedir arkadaşlar. Ve geldik buraya. <laughs> Yandaki şekil yarım çember yaylarının Birim kareli kağıda çizilmesiyle oluşturulmuş. Tam ÖSYM'nin TYT'de soracağı bir soru diyeceğim ama artık şeyde sormadığı için böyle TYT'de biri de sormadığı için garanti diyemiyoruz ama dikkat edin. Sorabilir de. Ee, TYT'de ya da AYT'de tam sınavda soracağı bir soru arkadaşlar. Kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi çemberler ne burada? Yarım çemberler vermiş değil mi? Yarım daireler. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Ha! Sen bunu şöyle yapabilirsin. Hocam birim kareye burası. Ee, burası pire kare bölü 2'den bunu bulursun. Pire kare bölü 2'den bu, bu büyük yarımdan şunu çıkartıp burayı bulursun. Sonra şunu nasıl bulacaksın? Şu büyükten şunu çıkarttığın zaman da şurayı bulup öyle oranlayabilirsin. Ama arkadaşlar karşına hep yarım daire gelmişse Allah aşkına benzerlikleri kullanabilirsin. Bütün daireler birbirine benzer mi? Benzer. Bütün yarım daireler de birbirine benzer. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu yarım dairenin yarı çapı ya da çapına bakalım. Bu yarım dairenin çapı kaç? 2. Bu büyük yarım dairenin çapı kaç? Evet. Birinin çapı 2. Birinin çapı kaç? 4. 4. Şunun çapı kaç? Bakacak olursak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öbürünün ki 6. Büyüğün ki kaç arkadaşlar? Büyüğün de bakacak olursak. 1, 2, 3, 4, 1 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 burada. 10. Evet çaplarımız bu. Evet çaplar oranı. Yarı çaplar oranı. Aslında yarı çapları da 1, 2, 3 ve 5 diyebiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 5. Çapları 2, 4, 6 ve 10 ya sırasıyla arkadaşlar. Şu yarım dairenin, bu yarım dairenin, bu yarım dairenin ve bu yarım dairenin. 10 değil mi burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Yarı çapları da 1, 2, 3, 5 yaptı. Şimdi arkadaşlar bu yarım daireler birbirinin benzeri mi? Benzeri. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitliği mi? Evet hocam. O zaman ben bunları oranlayıp karesini alırsam alanlar oranını bulmuş olurum. Birincinin alanı küçüğün alanı a iken öbürünün alanı ne olacak? 4a öbürünün alanı ne olacak? 9A öbürünün alanı ne olacak? 25A olacak diyebiliriz arkadaşlar. O zaman küçüğün alanı A iken bir sonrakinin alanı 4A olacak. Hocam burası 4A değil. Tamamı 4A olacağı için buraya ne kaldı? 3A kaldı. Bir sonrakinin alanı kaç A yapacak? 9A. A'yı yazdık. 4A yazdık. Sıradaki 9A. Bu 9A ise o zaman buraya kaç A kaldı arkadaşlar? 5A kaldı. Şu boşluk beyaza. Ama 9A. 4A'sı burada ya. Buraya 5A kaldı. Sonuçta burası 9A. Sonrakine 25A. Tamamı 25A ise 9A'sı buradaysa toplamı 9A. Buraya kaç kaldı o zaman? 25A yapması için 16A kaldı. Kırmızı bölgenin alanının 16A'nın mavi bölgenin alanına oranı 16 bölü 3 çıktı. İşte bu şekilde benzerlik işimizi kolaylaştırıyor. Benzerlik alan ilişkisini bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de kullanın. Öyle yarım dairelere hep yarım daireler ya da hep çeyrek daireler falan verilmişse bu şekilde işi kolaylaştırıyoruz. İlla pi r kare bölü 2 bilmem ne yazmamıza gerek yok. Dairede de bir benzerlik olduğunu bilin. Hep yarım daireler ya da çeyrek dairelerle karşılaştığınızda alanlar oranı soruluyorsa özellikle benzerlik alan ilişkisini lütfen ama lütfen uygulayın. Diğer türlü uzun çıkar. Geldik buraya. E hocam burada ne yapacağız? Bir yarım var, bir çeyrek var. Ya tam daireler birbirine benzer. Ya yarım daireler kendi aralarında birbirine benzer. Ya çeyrek daireler birbirine benzer. Hocam bu alanlar oranını bulacağım. Benzerlikten bulamam ki. Yani sen şey yapabilirsin. R, R deyip 2 R. Düğün alanından şu yarımı çıkartıp burayı bulabilirsin. Bu yarımın alanı belli. Sonra da oran oranlarsın. Ama ben şunu yapacağım. Elimde bir çeyrek var bir yarım var. Arkadaş sen bunu çeyrek yapamaz mısın? Yaparsın değil mi? Bir yarım iki çeyrek yapıyor. a. işte şimdi şu çeyrekle büyük çeyrek benzer diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Benzerlik oranı birinin yarı çapı reyken öbürünün yarıçapı çapı ikire. Benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Çeyreklerde kalanımız 1 bölü 4 yapacak. Yani bu çeyrekte kalan A iken tamamı 4A yapacak. A hocam bu çeyrek A iken diğer çeyrek de A'dır. Burası 2 iken buraya da ne kaldı o zaman? Tamamı 4 aldığından 2a kaldı. E bizden kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı isteniyor arkadaşlar. Cevabımız kaç çıktı o zaman? 1 çıktı. Güzel değil mi Allah aşkına arkadaşlar? Böyle bir yarım bir çember olduğunda da bir yarımı, yarımı çeyrek yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel bir yöntem. Öyle uzun uzadı yer. İşte alanlar formülünden falan bulmanıza gerek yok. Tamam? Ve işte çok güzel sorulardan biri daha. Eskiden ben de uzun yoldan yapardım. Böyle daha de uzunluğu anlatırdım ama dairede benzerliği hiç kullanmazdım. Bak kardeşim dikkat et. Önceden ne yapıyordunuz siz? Hocam buraya x x diyelim. Buraya y y diyelim. A pi x kare bölü 2 6'ya eşit. Pi y kare bölü 2 12'ye eşit. Sonra da burada şuraya bir işte a a deyip de pi a kare bölü 2 bulacağız falan diye şey yapıyorsunuz. Burada Pisagor bağıntısı da yapıyorsunuz. 2x'in karesi artı 2y'nin karesi işte 2a'nın karesine eşit falandı filandı. Cartı curttu. Zarttı zurttu yapıyorsunuz. İşte burada. Burada bunu yapma. Uzatma. Hep yarım daireler yok mu karşında? Var. E o zaman bunlar benzer. Benzerlik oranı yarıçaplar çaplar oranına eşit değil mi kardeşim? Evet. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi kardeşim? Evet. O zaman şimdi dikkat et. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse aynı zamanda alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşitliği midir? Evet hocam 1 bölü 2'nin karekökü yani kök 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2 benzerlik oranı 1 bölü kök 2'dir. Yani bunun yarı çapı e, şey yazacağım arkadaşlar tamam R cinsinden yazacağım mesela R iken öbürünün yarı çapı kök 2 R olacak. Kök 2 R'ye kök 2 R'ye yazacağız ama benzerlik alan ilişkisi yazacağımız için bunun yarıçapı 1 iken 1 bir değil tabi de bir gibi düşünebiliriz. R kafanızı karıştırmasın diye. Sonuçta bu yarım dairede de benzerlik yapacağım ya. O yüzden arkadaşlar. 1 iken bunun yarıçapı ne? Kök 2 kök 2. Aa hocam dik üçgen çıktı. Burası 2 burası 2 kök 2. Pisagor yapsan şuraya bir A desen. Pisagor yapsan Şunun yarı çapına da bir a desen. 2 a'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2 2'nin karesinden dolayı. Biraz şeylik yapıyorum ama neyse. Hani 2 çarpı 1 2 çarpı kök 2'den de yapabiliriz ama Neyse. 4 a kare eşittir. 4 artı 8'den dolayı. 12 yaptı bu. 4 a kare 12 ise a da buradan kök 3 mü geldi arkadaşlar? a kare eşittir 3'ten a da kök 3 geldi. Evet bunun yarı çarpı da kök 3. Ha r'li yazsaydım r r. Kök 2 kök gire. O zaman burası da kök 3 R kök 3 R gelecekti arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bunun yarı da kök 3. Şimdi burada yine bunun alanı mı isteniyor? 1 re kare bölü 2 yazma sakın ha. Tamam mı? Sadece burası tamam şöyle diyeyim isterseniz. Burası R R iken burası kök gire kök gire. Pisagor bağıntısından da burası da kök 3 R kök 3 R geldi arkadaşlar. Ha, şimdi bu daireyle bu daire benzer değil mi arkadaşım? Benzer. Benzerlik oranı R bölü kök 3 R değil mi? Evet. Benzerlik oranı 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3. Alanlar oranında 1 bölü 3 olmak zorunda değil mi arkadaşlar burada? Evet. O zaman burası burası A alanıysa mesela burası 3 A alanı olmak zorunda. A alanı 6 iken o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Yani cevabımız 18 oldu. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu mantığı kaçırmayın arkadaşlar. Hep yarım daireler gördüyseniz benzerliği de uygulayın. Çok 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 önemli. Evet dairede benzerliği bitirdik ve şöyle bir iki tane özellikle de olayı bitireceğiz arkadaşlar. Bir özellik şu. Bir yarım dairede şöyle bir dik üçgen çizdiysek bu dik üçgenin bu dik kenarlarına ait yarım dairelerde çizdiğimizde arada kalan alanlar S1 ve S2 ise S1 artı S2 direkt üçgenin alanına eşittir arkadaşlar. <laughs> Böyle bir yarım daire büyük yarım daire çizildiğinde bu sefer çemberleri işten kestiğimiz zaman şuradaki oluşan saçma alanlar da farkı üçgenin alanına eşit arkadaşlar. Birinde toplamı üçgenin alanına eşit. Bakın üçgenin alanına şu ikisinin toplamı. Ee, birinde de arkadaşlar farkı üçgenin alanına eşit oluyor arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın diyeceğim ama <laughs> unutursunuz büyük ihtimalle. <laughs> ya unutun ne bileyim şey yapın da ne olur ne olmaz diye verdim bunu ama böyle olmayacak. İspatını yapalım mı? Yapalım birlikte arkadaşlar. İspatını yapıyoruz şimdi. Atıyorum. Bunu e, bunun yarıçapa a, bunun yarıçapa a, burası b, b yazdık. Arkadaşlar şimdi üçgenin alanı, üçgenin alanına ü diyelim. Şuradaki alana a diyelim. Burada kalana da b diyelim. Arkadaşlar eee şu S1 artı A belli mi? Evet. S1 artı A belli. S1 artı A neye eşit arkadaşlar? Şu yarım dairenin alanına eşit. Pi A kare bölü 2'ye eşit. Peki S2 artı B belli mi? S2 artı B de belli. Hocam bu yarım dairenin alanına eşit. Pi B kare bölü 2'ye eşit. Peki e, bu büyük yarım dairenin alanı belli mi? Belli. O da A artı B artı Ü'ye eşit değil mi arkadaşlar? A artı B artı Ü'ye eşit. O da neye eşit arkadaşlar? Bu yarım dairenin alanı bu da bu yarımda alanında bu yarı çap bulmam lazım arkadaşlar. O da 2A'nın karesi artı 2B'nin karesinden şu yarı çapı eşit olmaz mı? 2R'nin karesine eşit olmaz mı? Evet. Hatta şunu şöyle çizecek olursak e, burası ort taban oldu. 2R'si burası da R oldu. R kare A kare artı B kareye eşit oldu arkadaşlar. Şurayı da yazayım. R kare eşittir. A kare artı B kareye eşit oldu. Bu bir kenarda bulunsun. Bu ort tabandan dolayı geldi. Ya da 2R'nin karesi 2A'nın karesi artı 2B'nin karesinden de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yazacağız arkadaşlar? Bu a artı b artı ü de neye eşit? Pi r kare bölü 2 eşit değil mi? Pi r kare bölü 2'ye eşit. Hocam şimdi ben s1 artı s2'nin şey burada a artı b a, artı b var değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada şu ikisini toplayacak olursak bakın arkadaşlar bu ikisini toplayacak olursak ne geliyor burada? S1 artı S2 artı A artı B ne geldi? Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 geldi. Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 eşit. Peki Pi R kare bölü 2 burada var. R kare yerine A kare artı B kare yazamaz mıyız arkadaşlar? Evet. Burada R kare yerine de ne yazacağız arkadaşlar? Şurada. Bak şu ikisinden dolayı şunu bir elde ettim. Şurada da R kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? A kare artı B kare yazdığımızda. Bu da ne geldi arkadaşlar? Pi A kare artı Pi B kare bölü 2 mi geldi? Evet. A bu A artı B artı Ü'ye eşit. Bakın. Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 buna eşit. Aynı zamanda Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 de buna eşit değil mi? Evet. O zaman burada S1 artı S2 artı A artı B eşittir. Bakın. Şu ifade buna eşit. Bu ifade de buna eşit. A artı B artı üçgenin alanına eşit. A'lar B'ler gitti arkadaşlar? Gitti. Üçgenin alanı neye eşit oldu? S1 artı S2'ye eşit oldu. Mutlaka işlem yapın. Sayılar falan verildiği zaman formülü unuttuysanız eğer sayılarla da kendiniz sonuca ulaşırsınız. Ben de bunu size burada göstermiş bulundum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Burada da S1 eksi S2 neye eşit? Alan ABC'ye eşit. E hadi bakalım. Yapmaya çalışalım. Şurada S2. Şu boşluğa A dersem. Şu boşluğa B dersem. Hocam A artı A artı S2 belli. B artı S2 belli. Yine aynı şekilde. A A B B. Burada da R diyecek olursam. R'nin neye eşit oluyor arkadaşlar yine? R kare neye eşit? A kare artı B kareye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi A artı s 2 yazacağımız belli. B artı s 2 de yazacağımız belli. Peki. Şurada bu yarım dairede şeyi nasıl yazacağız? Eyvah eyvah. İşte orada bir sıkıntı oluyor değil mi? Buna bütünle A demeyelim isterseniz arkadaşlar. Ee, üçgenin alanını nasıl olacak? Tamam mecbur şöyle diyeceğiz. Buraya A alanı diyelim. Buraya B alanı diyelim. Buraya C alanı diyelim. Buraya da D alanı diyelim. Çünkü bu yarım dairenin alanında yazacağız arkadaşlar. Hadi biraz işlem kalabalığı olacak ama inşallah buraya sığdırabiliriz. Şimdi A artı S2 yok. A artı C artı S2 A artı C artı S2. ne eşit arkadaşlar? Şu yarım dairenin alanı eşit. Pi A kare bölü 2 eşit. Aynı zamanda B artı D artı S2 de B artı D artı S2 de neye eşit? pi b kare bölü 2'ye eşit arkadaşlar. C artı d artı s1 de neye eşit arkadaşlar? Onu da aşağıya yazıyorum. C artı d artı s1 de neye eşit? Buradaki yarım dairenin alanı eşit. Bu pi r kare bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda bu r kare e, a kare artı b kare eşitti arkadaşlar. Pi a kare bölü 2 artı pi b kare bölü 2 yaptı. Ha, pi a kare bölü 2 artı pi b kare bölü 2 neye eşit oldu? C artı d artı s1'e eşit oldu. Aynı zamanda bunları da taraf tarafa topladığımız zaman ne geliyor? A artı C, A artı B artı D artı C toplayalım. A artı B artı C artı D artı S1 artı S2 artı S2. Yani 2S2 yaptı arkadaşlar bu. Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 yaptı. Yani şu ifadeyle alttaki ifade ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Değil mi? Evet yazalım o zaman arkadaşlar onu yazıyoruz şuraya yazıyorum C artı D artı S1 ile şu ABCD 2S2 A B C ve D artı 2S2 neye eşit oldu arkadaşlar birbirine eşit oldu C'ler D'ler gitti mi gitti <laughs> A artı B A, A, artı B artı S2 aynı zamanda üçgenin alanına eşit değil mi? Evet. Burada S1 eşittir. A artı B artı S2 artı S2 şeklinde yazsak burası üçgenin alanı. Bunu atsak öbür tarafa S1 eksi S2 ne eşit oldu arkadaşlar? A artı B artı S2'ye. A artı B artı S2'ye yani üçgenin alanına eşit oldu. Gerçekten de bunun da ispatını bu şekilde yapmış olduk. Yani ispatını yaptık da yani burada niye ispatını yaptım? Direkt sorusu gelirse Kullanırsın bunu niye verdim? Bazen ÖSYM hiç olmadık yerden bir formül sorusunu çekip koy, koyabiliyor arkadaşlar. En azından böyle bir şey geldiğinde böyle bir şey varlığını bilin ama bilmeseniz de size nasıl çıkartabileceğinizi bu şekilde de göstermiş oldum arkadaşlar. Belki sayılar olsa işimiz daha da kolay olurdu. Ama büyük ihtimalle artık böyle bir şey görseniz şu üçgenin alanının direkt taralı alanlar toplamı olması aklınıza gelir. Böyle bir şey olduğu zaman da zaten soru da üç, soru kökünde üçgenin alanından bahseder ya da üçgenin alanını sorar. Direkt S1-S2 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Artık size bırakıyorum bu işi. Ve gençler kalemi bıraktık. Yani dairede de kalemi bıraktık. Ve dairede alanını da bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? Sırada analitik geometri var. Evet. Sırada analitik geometri var arkadaşlar. Analitik geometriyi de nereden anlatıyoruz? Acil fasikülü üzerinden anlatıyoruz arkadaşlar. Onu da oradan acil fasikülüne alıp oradaki konu anlatımında ben yazdım. He. Şey yok sıkıntı yok. Konu anlatımındaki her şey benim eski şeyde e, olan şeydi ama analitikte sanki fasikül şeklinde çözsek daha iyi olur. Çünkü analitikte ÖSYM çok özen gösteriyor. Her tarz soruyu görmeniz lazım. Ve orada da zaten baya bir test de var arkadaşlar. O yüzden hiç merak etmeyin. Size çok faydası da dokunacak. Evet. Hatta katı cisimler de aynı şekilde arkadaşlar. Onu da analitikten sonra söyleriz. Neyse. Biz şu an daire alanı bitirdik ve mutluyuz. Ee, çok da güzel işler yaptık. Sanırım çemberi ve daireyi çok iyi bir şekilde öğrendik diye hissediyorum arkadaşlar. Çünkü alışılmışın dışında bir konu anlatımıyla karşınıza geldim. Daire alanda da neye dikkat ediyoruz? Tabii ki daire alan. Bak özetleyecek olursak. Bütün parça ilişkisi. Tabi dairenin alanı piyade kare. Dilimin alanını bulabiliyoruz. Daire parçasının alanını bulabiliyoruz. Bir de ekstra bir alan. Ya uzunluğu verilmişse x çarpı r bölü 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir de alan böyle ayrı gayri yerlerde alanlar sorulduğunda ne yapıyoruz? Alanları yan yana getiriyoruz. Böyle alan ee, dağıtma. Alan dağıtma değil de alan taşıma diyoruz arkadaşlar. Buna da alan taşımayı da kullanacağız. İşte bu kadar. Evet gençler anı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.